Efendim herkese selamlar, sevgiler. Nasılsınız? Nasılsınız güzel ülkemin güzel insanları? Nasılsınız? Tarihler 19 Aralık Cumartesi ve yüzen şehir Sinop'tan herkese selamlar yolluyoruz. Her zaman olduğu gibi yine her cumartesi pazar yine sizlerle birlikte Emin'le birlikte geziyoruz. Sinop'u sizlere yolluyoruz efendim uzaklarda olanlara. Ben Deniz Emin Özmen. Saatler 13 ve Vitrin Haber'le Sinop turumuz yine başlıyor. Kapalı, şöyle sisli, bulanık bir cumartesi olduğunu söyleyelim. Yani kasvetli bir hava derler ya, kapalı. İnsanın böyle ruhu da böyle daralıyor dermişim. Ama gayet de mükemmel bir gün. Ilık esen bir lodos ve bugünkü videomuzda bizlere destek olan Şen Pastaneleri 1925'ten beri ağzımızın o mükemmel tadını hiçbir zaman bozmayan 1925'ten beri mükemmel lezzetleri Sinoplu'ya ve tüm Türkiye'ye tattıran Şen Pastaneleri bugünkü efendim videomuzda destek oluyor. Teşekkürler Şen Pastanesi 1. Şube Tersane Mevki, 2. Şube Sakarya Caddesi, 3. Şube Aşıklar Caddesi. Zaten finalde de efendim son perdeyi de Şen Pastanesi'nde kapatmış olacağız. Denizin o mükemmelliği işte burası efendim, orman kampının hemen böyle yanındaki renkli merdivenler diye geçiyor. Aramızda kalsın, ben de buraya gelmeli kaç yıl olmuştur bilmiyorum. Gençliğimizde burada takıldığımız o güzel mekanlardan biri. Şurada bir kafe vardı eskiden. Yani demek ki buraya gelmeyeli yıl olmuş. Şu anda hiçbir şekilde yazılanları göremiyorum. Bunu da söylemem gerekiyor. Çünkü kapalı bir hava. Yine gözlüğüm olmadan yola çıktık. Arabaya bindiğim anda efendim isimlerinizi bol bol bir şekilde geçeceğim. Balıkçılarımız hafiften bir şekilde yine denize doğru açılmış bir durumda. Buradan şöyle bir yaklaştıralım. Yüzen şehir, yüzen memleketimiz şöyle güzel bir şekilde mükemmelliğini efendim size gösteriyor. Çıkalım. Çıkalım şöyle yavaş yavaş. Merdivenlerden çıkalım, gözlüğümüzü takalım. Çünkü güneş gözümü, güneş değil böyle bulanık hava. Biraz gözlerim yakına doğru görmediği için numaralı gözlük takmaya çalışıyoruz. Evet. Yaşlandık. Şen Pastaneleri efendim. Şen Pastaneleri. Güzel bir plaka var burada. 57-57. Çok güzel plaka. Dandan. Haydi bakalım. Yine bugün bizlere sevgili Emrah'a teşekkür edelim. Emrah'a merhabalar. Merhaba. İyi hafta sonları. Evet. Bugün yine Emrah'a tuttuk. Hallettim. Hallettiniz mi? Hallettim. Çok teşekkür ederim. Ay nefes nefese kaldım. Bir dakika dur. Ay yaşlandık. Yok canım. Vallahi yaşlandık. Ama güzel program oluyor. Bak kaç kişi soruyor. Her yerden arıyorlar. Evet. Emin'le güzel çekim yapıyorsunuz diye. Sabahleyin ne yaptım böyle? Dut pekmezi, tereyağı. Oo. Kaynattım, içtim ama yine faydası yok. Bunlar kötü. Yaşlılık alametleri. İşte zamanında işte bu kötü alışkanlıklarımız bizi işte böyle nefessiz bırakıyor. Şuradan hemen yol alalım. Tekrar merhabalar. Şimdi bu yazılar niye çok küçük çıkıyor? Bu yazıları büyütme şansımız yok mu? Maalesef. Yok değil mi? Maalesef. Evet, bugün şimdi sevgili Vitrin Haber takipçileri, herkes diyor ki efendim şuradan videonu aç, buradan videonu aç. O kadar güzel mesajlarınız geliyor ki hafta içerisinde. İlçelere gidin diyorsunuz ama ilçelere bilmiyorum yani izin belgemi sadece Sinop için geçerli olduğunu bilebiliyorum. Değil mi? Her yere gideriz. Her yere gideriz diyor arkadaş, doğru. Balık Hamsi yolundan doğru gidelim. Şen Pastanesi, teşekkürler Şen Pastanesi. Bugün bizlere videomuzda destek oluyor. Prenses'i bilir misiniz Prenses'i? Oh. Türkiye'ye açılan kapı Sinop'tan, Şen Pastanesi'nden Prenses. Bugün Prenses'i yiyelim mi? Yiyelim birer tane. Tamam hadi bakalım. Şurada da duralım şöyle mis gibi. Bugün şöyle 56 saatlik böyle evde olan tüm güzel dostlara, tüm güzel Vitrin Haber takipçilerine bu güzel... Evet, manzaraları paylaşalım. Ben eve gittim, dedim ki bir şey unuttum. Bak yakın gözlüğümü unuttuğum için
Şu anda bir de hava böyle sisli bulanık olduğu için göremiyorum. Çünkü orada güzel insanlar yazıyor. Emin Bey, biz de yazıyoruz. Bize bir selam yok mu diyenler olabilir. Affınıza sığınarak. Sadece bu güzelim manzarayı sizlerle paylaşalım. Söz yarın unuttum ama yakın gözlüm tamam, alacağım. Tamam. Çünkü yakın gözlüm böyle dana gözlü gibi görünüyor. Ama güneş gözlüğünü almaya gittin de. Yakın gözlüğünü neden almadın? Unuttum. Dinlendirici bu. Yani telefonumda bile rehberi görseniz böyle dana gözü gibidir bile yazılar. Uzağa görüyoruz ama yakını görmüyoruz. Cezaevi işte sallanan o mükemmel al yıldızı Türk bayrağım. Sana can feda olsun. Cezaevi. Restorasyonu yapılıyor. Evet, mükemmel bir hale geliyor. Sanki burası böyle yani böyle İstanbul'da Rumelihisar vardır ya, evet. Rumelihisar gibi böyle buradan geçince hep aklıma orası geliyor. Çok güzel olacak. Yine fonda Emrah Genç yazıyor, Mehmet Soyhan yazıyor, Fatih Bey, Ayşe Çelikkol, Fikriye Özmen, İbrahim Reçmer, Sultan Yılmaz, bak Muharrem Ünal. Yani demek ki dikkatli bir şekilde böyle dikkat edersem. Görüyorum. Murat Kalafat Beyefendi, Birol Ünal, şu anda 338 kişi şu anda efendim Sinop'ta beraber geziyoruz. Şu bu arada lütfen atalım ulaştırmadaki arkadaşım. Ne yapalım? Aa, burayı budamışlar, ne güzel olmuş. Aa. Evet ağacı. Evet. Daha da aydınlık olmuş. Dün akşam yani 5 saat boyunca saat 22'de Bergüzel Korel ve Hatice Şemdil'in ortak yayınında SMA Poyrazel için o kadar güzel, yüreği güzel insanlarla canlı yayın yapıldı ki güzel bağışlar. Pazartesi'yi dört gözle bekliyorum. İnşallah %80'i tamamlanmış olacak. Poyrazel'i de sağlığına kavuşmuş olacak. Zaten Sinop halkı kilitlenmiş bir durumda Poyrazel için. Tüm Türkiye olsun, tüm Avrupa olsun. Hepinizin yüreğinden öpüyorum. Hepinizin yüreğinden. Bir dur, bir balık var mı diye bir bakalım abicim. Bir dakika. Evet. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Evet. Evet. Vitrin Haber'de canlı yayınımız devam ediyor. Ve balık diyorsunuz. İşte bugün neyimiz var efendim? Bugün hamsimiz var. Bugün mezgitimiz var. Bugün cinekopumuz var. Bu neydi? Tirsi. Barbun. Yılan balığı. Zargana. Ben yılan balıydım abi. Biz rahmetli anamızdan babamızdan öyle gördük. Sevgili Mert Kanal okul arkadaşlarım efendim. Bitirin haberde canlı yayındayız efendim. Nasıl efendim balıklarımız? Günlük buzhane nedir efendim? Bilgi verin bize. Buzhane balığı Sinop'ta olmaz. Buzhane balığı Sinop'ta olmaz dediler. Peki efendim. Erol Bey saygılar efendim. Ne kadar güzel. Sağ olun efendim. Sağ olsun. Ama cinekop çok güzelmiş cinekop. Cinekop çok güzelmiş. Barbun, cinekop. Ne güzel. Efendim. O sizin güzelliğiniz. Haydi I love you. Haydi I love you. Şem Pastanesi'yle olan yolculuğumuz devam ediyor efendim. Şem Pastaneleri. Ara bir silelim. Güzel desteklerinizi de sağlıyorsunuz. Ve biz de bu güzel destek veren o güzel esnaflarımıza, güzel insanlara da biz de sizlere bu mükemmelliği de gösterelim. Yine tersaneden, birinci şubemizden Şem Pastanesi'ni paylaşalım. Evet, herkes burada. Trafikte herkes kafasına göre rahat bir şekilde takılıyor. Efendim, İzliyorum. Gel yaklaş bakayım şöyle. İzliyormuş bakalım. Aşk olsun. Görüyorsun, hayranlarım her yerde. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın, çok mersi. Evet. Herkes görüyorsun, bak sokakta herkes izliyor. Evet, evet. İzlenmeyecek adam değil. Lütfen. Ki. Yakında çok da güzel bir projeyle geleceğim. Kanal D ekranlarında bir projeyle dün imzalar atıldı. Şurada dur bir Şem Pastanesi'ne bir girelim, bir çıkalım. Yolumuz. Prenses. Prenses getireyim mi? Tabii ki prenses. Paramız yok ama olsun. Paramız yok ama yazdırırız deftere. Selamlar, merhabalar. Şem Pastanesi sponsorluğunda Vitrin Haber'deyiz. Ve işte ürünlerimiz efendim. Ürünlerimiz burada. Burası efendim Tersane Şubesi, birinci şube. Tatlara görüyor musunuz? 1925'ten beri. Bu arada yeni yılda yine Şem Pastanesi'nden aldığınız pastalardan pırlanta mı? Pırlantalar efendim. Pırlanta çıkıyor. Pırlanta, altınlar hepsi yılbaşında eklerler. Şuradan iki prenses sarar mısınız efendim? İki prenses.
Çok mersi. İşte tatlılarımız, günlük tatlılar efendim. Bunlar günlük tatlı. Şen pastaneleri. Sinop'a geldiğiniz anda 1925'ten beri bu tat ağzınızda hiçbir zaman değişmez. Çünkü mükemmel bir tat. Hemen Şen pastanesi. Paramızı da verelim. 10 lira verelim. Üstünü de sevgili Dide Hanım'dan da alırsınız. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Başka da param yok bak. Ekmek parası yok yarına. Evet. Bizde hem reklam yapılır hem parası peşin verilir. Şş. 10 lira verdik ama borçlu kaldık galiba. Ya, bilmiyorum. Olabilir. Yüreği güzel insan dostlarımız, arkadaşlarımız açıklarını inşallah yarın verirler. Evet, devam edelim. Yağmurlu bir Sinop efendim. Yağmurlu, yağmurlu. Şu klimayı kapat Allah'ını seversen. Zaten buradaki tamam. Güzel insanların sıcaklığını alıyorum. Bir de arabayı böyle yakmışım böyle. Ama camımız bu yapmasın diye yapmıştım ben. Tamam. Bunu aldım. Sorun yok. Bunu aldım. Ateşler. Evet. Şuradan yine şöyle yine bir dönelim böyle kütüphaneden doğru. Sakarya'da yine sonlandıralım bu güzel gezimizi de. Yağmurlu boş sokaklarda. 56 saatlik efendim sokak yasağı. Yine şöyle bir yakın baktığım anda kimleri görüyorum? Tülay Keskin, Hakan Çakır, Aytekin Çakır, Mithat Can, Mihriban Karasu, Şaduman. Afiyet olsun kardeşim demişler. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Selami Alkan. Pardon. Bak oraya bakınca bak şey torpidi çekiyorum. Neyse efendim ben bugünlük bu güzel yazılara bakamayacağım. Yarın söz hepinizi es geçmeyeceğim. 394. Aşıklar Caddesi'nde yürürken. Emin Bey bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Geçen yayınımızda Aşıklar Caddesi'nin neden Aşıklar Caddesi olduğunu sormuştum ben size. Evet, onu bana gün içerisinde, o hafta içerisinde çok kişi yazdı. Evet. Ben de kısa kısa bilgiler verdim. Şu anda o bilgileri yine başka bir programa aktarsak olur mu efendim? Tabii ki. Tabii çok ki, teşekkür ederim. Ne? Niye bozuyorsun beni? Yok hani canım, niye bozuyorsun beni ya? Ya şimdi canlı yayında kavga edeceğiz bak şimdi. Yok öyle bir şey yok. Hayır, kesinlikle. Kendimi programa hazırlıyorum bu arada. Dedim ya Kanal D ekranlarında bir programla efendim anlaştık anlaşma modundayız. Sinop'u yine çok güzel yerlerde tanıtacağımı da söyleyelim inşallah. Bakın da tam olarak kesinleşmedi. Oradan bir dönelim. Biz memleket için varız bu Sinop'ta. Biz memleketimizi her yerde, her ortamda tanıtırız. Gitmediğimiz program kaldı mı? Yok. Yeteneksiz Türkiye, Süheyl'le Besat, Mehmet Ali Erbil, Arka Sokaklar, Hülya Cennet Avşar. Mahallesi, Hülya Avşar, Köpek dizisi, Zoraki Başkan, pardon. Ya lütfen. Her şey memleket için. Ha, değer biliyor, değer bilen insanımız da var, bilmeyen insanımız var. Hepsine de saygı duymak gerekiyor. Aynen öyle. Eleştiri her zaman olacak ama sadece eleştiri. Yargılamak değil. Yargılamaya asla karşıyım. Çünkü biz radyocuyuz. Bizi herkes eleştirebilir. Burası da efendim yine Şen Pastanesi efendim. Aşıklardaki Şen Pastanesi. Görüyorsunuz. Mükemmel yine dizayn, mükemmel görüntü. Ve şöyle bir Niyazi Şen 1925. Devam edelim efendim. Bizim mahallemizde yine evet. Sakarya Caddesi'nde benim mahallem olduğu için efendim orada videoyu doğru. Sonlandıracağız. Evet, yağmurlu. Dün gece yine dökülen yağmur. Aslında yağmur her gün yağsın. Kar yağsın. Barajlar dolsun. Yazın susuz kalmayalım. Bu küresel ısınmada hakikaten 2-3 ay su sıkıntısı olduğunu duyan haber bültenlerini artık izlemek istemiyorum. Her haber bülteninde can sıkıntısı haberlerle karşılaşmaktan psikolojimiz bozuldu. 2020 psikolojimizi bozdu. Gidiyor. Gitsin artık ya. Vallahi gitsin ya. Sevdiklerimize sarılamıyoruz ya. Evet. Bu nedir ya? Son 12 gün. 12 gün ya. Gitsin artık lütfen ya. Aa, bütün felaketler 2020'de mi geldi ya? Emin Beyciğim bizi birazdan durdurabilir. Durduracaklar. Ay, polis de var şu anda. Sıkıntı yok. Canlı yayın yapıyor. Dur. Söyleyeceğim tamam. Artık. Neyi tut? Öyle tutmayla oluyor mu bu işler? Bir şekilde evet. Hemen. Çok güzel. Uygulama çok güzel. Uygulama çok güzel bu arada. Çok güzel. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet. Buyurun. Dijitürk.
Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Evet, emniyetimize de selamlar, sevgiler. Ona da Bitin Haber'de canlıyız efendim. İzleyebilirsiniz. Sağ olun. Saygılar. İşte yine Sinop emniyet mensuplarımız her dakika yine her uygulama noktasında tanıdık olsun, tanımadık olsun çok güzel bir şekilde durduruyorlar. Ama bak yayıncılara da ne kadar güzel saygı duyuyorlar. Sen radyocusun, ben dijital televizyon yayıncısıyım. Ne kadar güzel. Siz de bugün yani bugün işinizi bıraktınız, yine bana yardımcı oluyorsunuz. Evet, tabii ki. Çünkü siz de yani Sinoplu'nun dışarıda sizlere dönüşümü de çok güzel. Evet, evet, evet. Yani işte adınızın geçmesi bile ne kadar güzel. İşte dedin ya geçen günü, daha beni işte Fransa'daki arkadaşım aradı, işte evet, Bitin Haber'de izledim. Ya işte ne kadar güzel. Bunlar güzel şeyler bunlar. Güzel şeyler. Tam ne diyordum? Sitem ediyordum. 2020'ye sitem ediyordum. Bak şimdi martılar bile yemeğini yiyor. Ne kadar güzel. Yine Adliye Sarayı. Geçen gün de demiştim. Allah kimseyi düşürmesin adliyelere, amin, hastanelere. Martılarımız, dur şu martıları. Herkes ekmek kavgasında, görüyorsun. Herkes ekmek kavgasında. Ye canım, ye. Ye yavrucuğum. Kapağın götürüyor. Bu güzelim köpeğimiz zaten arkadaşımızın köpeği, kasap köpeği. Et yemekten artık hiçbir şey yemiyor. Aynen öyle. Ekmeği beğenmiyor. Evet. Devam edelim. Şen Pastanesi ile olan birlikteliğimizi yarın yine geçtiğimiz saat taraftaki Karapen yine bizlere yarın sponsor desteğimizi sağlıyor. Çok teşekkürler. Güzel yazılarınız için teşekkür ederim ama geri dönemiyorum ve okuyamadığım için inan o kadar üzülüyorum ki lütfen beni bugün bağışlayın. Çünkü dedim yani gözlerim biraz sıkıntılı olduğunu. Halit abi zaten hafta içerisinde yine sizlere güzel paylaşımlarını Bitin Haber'den sunuyor. Büyük camimiz. Sokaklar bomboş. 56 saat Sinop evinde. Sinop kurallara her zaman uyabilen mutlu şehir. Güzel insanların var olduğu mükemmel bir şehir. Evet. Sinop merkez. Aslında köyde de yani köye de gidebilirdik aslında bak. Gidebiliriz. Kılıçlıköy'ü bu arada benim köyüm Kılıçlıköy'ü. Arkadaşımın annesi de Kılıçlıköy'ü. Evet. Bir nevi artık biz Kılıçlıköylüyüz. Köyümüzü de seviyoruz. Bütün köyleri seviyoruz. Gitmediğimiz köy kalmadı memlekette. İnsanımız sıcak olduğu zaman coğrafyamızda 250 küsür bin kişi yaşıyor. Herkesin böyle kapısını çaldığı anda herkes sizi misafir edebiliyor. Ekmeğini paylaşabiliyor. Kahvesini, çayını paylaşabiliyor. Ama bu süreçte paylaşamıyor. Ne kadar kötü bu 2020 ya. Parasız gezebileceğin tek şehir diyebilir miyiz? Ben her zaman parasız. Şu anda bak en son 10 lira param vardı. Onu da prensese verdik. Verdik değil mi? Bir de borçluyuz. Bir de borçluyuz. Ya bu kadar ciddiyim yani. 10 gün yani 10 gün boyunca cebimde 5 kuruş parasız burada çok güzel bir şekilde gezebilirim, karnımı doyurabilirim. Bu memleketin bu rahatlığı çok güzel. Yoksa ki başka bir yerde kimse kimseye su vermez. Sen deli misin abi? Nefes almak para başka. Şurada. Şekilde. Nerede? İşte İstanbul'da bindim de arabaya neymiş? Akbil mi ya? Ha. Yalvarayım milletlerine 5 lira vereyim Akbil yok mu deyip kimse yüzüme bakmıyor. 5 lira vereyim deyip Akbil'e yok. Olmaz. Bizim burada herkes olsa içtenliğini, samimiyetini koruyor. İşte yine Sakarya Caddemiz'den gıdı gıdı bir şekilde gidelim. Şen Pastanesi bugün bizlere destek oldu. Sevgili Emrah'a teşekkür ederim. Ben teşekkür yaklaşık, ederim. Yaklaşık evet tam 20 dakika oldu. Normalde videolarımız 17 ve 15 dakika üzerindendi. Bugün biraz hava yağmurlu, kapalı. Benim mahalle tam burası şu anda. Tatlım! Yine bizim mahallemizin o güzel köpekleri. Güne onlarla birlikte başladık, kahvaltı yaptık. Onlar yalnız, ben yalnız, sokaklar yalnız. Ama herkes sadık dostlarımızla yani birlikte keyif alıyoruz. Evet. Onları da unutmayalım. Kesinlikle, tabii. Kesinlikle. Onlar can. Şimdi o diğer şeyin pastanesinden prenses aldık. Buradan ne alalım? Buradan da bir şey alalım. Ya bilmiyorum artık, bakacağız. Şurada dur, sen beni orada bekle. Çok mersi. Ay. Şurada bekleyebilirsin. Yolu kapatma lütfen. Tabii. Kurallara uymak gerekiyor. Her türlü şekilde efendim. Maskesiz girilmez diyor efendim. İşletme aynı anda en fazla 27 kişiyle ağırlayabiliriz. Lütfen maskenizi takın diyor. Maskemizi lütfen şekilde bakalım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Yine Şen Pastanesi'nin işte görüyorsunuz birbirinden güzel
pasta çeşitleri. Benim en sevdiğim pasta şu efendim. Muzlu, çilekli, eklerimiz, prenseslerimiz. Bugün maşallah tükendi burası. Güne başlarken kalabalıkta dolduydu ama maşallah yine tatlılar. Şuradan bir tane de şey verir misiniz? Şundan. Ama paramız yok ama tamam, aşağıda prenses aldık. Oraya borçluyuz. Bir de şundan alalım lütfen. Yine burada yılların o güzel ismi sevgili abimiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor efendim bu arada? Vitrin Haber canlı yayın bu arada. Kendi kanalım değil. Yani kendi sistem değil. Teşekkür ederiz. Çok şükür. İyi gidiyoruz. İnşallah üç dükkanımızda da servislerimiz devam ediyor. Pekala. Ben mesela evdeyim. Sokağa çıkma yasağım var. Tatlı canım çekti ya da herhangi bir şekilde prenses ya da pasta. Telefonda sipariş var mı? 260-17-11-261-17-11-261-30-72 numaralardan rahatlıkla ulaşıp evlere hemen servisi ya da gelebilir. Sosyal medya hesaplarından değil mi? Tabii ki sosyal medya hesaplarından. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Çok mersi. Size bu kalbi Şenif Hastanesi'nden yolluyorum efendim. Kalplerin güzelleştiği, 1925'ten beri ağzımızın tadı hiç değişmeyen o güzel tat. Çok teşekkür ederim. Bunu da lütfen helal edin efendim. Helal olsun. Paramız yok. Vallahi paramız yok. En sonun 10 lira aşağı bıraktık. Sağ olun. Ya da Dider Hanım'dan benim yerim efendim, alın efendim. Ve şu anda bir şekilde şu maskemizi çıkartalım ve güzel bir şekilde programımızı da kapatalım. Maskemiz çıktı, gözlüğümüz böyle. İsimlerinizi okuyamadığım için çok ama çok özür dilerim. Sinop'u yine güzel bir şekilde gezdik, dolaştık. Hava kapalı, sisli bir hava, bulanık bir hava. Yarın inşallah yine farklı güzel yerlerde yine görüşmek ve buluşmak üzere efendim. Şenp Hastanesi'ne çok teşekkürler. Sizlere çok teşekkürler. Memleketi güzel bir şekilde evinizde de olsa gezebildik. Hatamız varsa lütfen affola. Samimi ve doğal bir insanlığımı her zaman yansıtıyorum. Beni de seven böyle sevsin. Sevmeyenlere de her zaman saygı gösteriyorum. İyi bakın kendinize. İşte sevgili Emrah ve benden Sinop'tan selamlar, sevgiler. Araba geliyor.